Hayırlı günler değerli izleyenler. Bir kez daha Ramazan şerifinizi Tebrik ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününde de yeni bir bölümümüzle karşınızdayız. Geçtiğimiz bölümde e, insanoğlunun en önemli özelliklerinden bir tanesini iradeyi konuştuk. İrade ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. Gene insanı kendimizi tanımaya devam ediyoruz bu bölümü, bölümümüzde de. E, yine insanı insan kılan özellikleri donanımlarımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Bugün de duyguları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyisiniz hocam. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. Ee, geçen bölümümüzde Ramazan-ı Şerif'in insanın kendini geliştirmesinde, kontrol etmesinde ne kadar önemli bir zaman dilimi olduğunu e, konuştuk. Bugün de duygularımızı konuşacağız. Duygular da e, insanoğlunun çok önemli donanımlarından. Biz genellikle insan deyince ya da insanın mekanizması sistemi deyince belki biraz daha tıbbi boyuta, fiziksel boyuta aklımız kayabiliyor. Ama insanın işte bir maddi boyutu var. İşte belki vücut sistemleri, organları, bir de manevi boyutu var ve bunun da iki yönü var. negatif özelliklerimiz var, pozitif özelliklerimiz var. Nelerdir bunlar? Mesela sevgiye sahibiz ama nefrete de sahibiz. Merhamet duygumuz var ama acımasızlığımız da var. Hoşgörümüz var ama belki tahammülsüzlüğümüz de var. Korkumuz var, cesaretimiz de var. Kıskançlık var ama bir doygunluk da söz konusu. Sabır var, sabırsızlık var. Çoğaltabiliriz. Belki de en önemlisi mutluluk var, mutsuzluk var. En temel duygulardan biri belki. Siz insanın manevi yönünü, duygu yönünü nasıl bize açıklarsınız? Söylediğiniz gibi insan tabii bir etten kemikten oluşmuş ama bir de duygudan da oluşmuş bir varlık. O yüzden insan biraz hüzne müsait bir yapıya sahip. Yani hemen bir mutluluğun arkasından hüzüne düşmeye de hüzünden sonra hemen bir e, mutluluğa düşmeye müsait bir nokta. Aslında ölümlü bir varlığız. Yani öleceğimizi çok iyi biliyoruz. E, tek bilmediğimiz noktalardan yani en önemlisi ne zaman, nerede, nasıl öleceğimizi bilemediğimiz. Yani bilinmeyenin en e, önemli noktası ölüm anımızı bilmiyoruz ama e, ölmekle de ilgili noktada ölümlü bir varlık olduğumuz için ya yani ölümlü dünya diyoruz ama hem bu ölümlü dünyada önemsemememiz gereken noktalar için bütün hayatımızı feda edebiliyoruz. Hem de öleceğimizi bilmemize rağmen bütün hayatı feda etmememiz için gerekli olan o duyguları böyle aktif tutmayı başaramıyoruz. Doğru. O yüzden de insan o duygu yapısını iyi tanıması gerekir ve o hayatı duyguların üzerine oturtmaması gerekir. Ama tabii insan olduğunuz için maalesef bunun ayırımını yapmak çok zor oluyor. Biz okurken üniversitede psikosomatik hastalıklar çok ilgimizi çekerdi. Yani normalde hastasınız ama aslında temelinde çok da böyle fiziksel bir nokta yok öğrencilik dönemimizde. Sonra bakardık ki işte o duygunun sizde oluşturduğu noktalara bağlı psikosomatik hastalıklar ortaya çıkıyordu ama fiziksel kökenler gibi. Bugün de konuştuğumuz panik ataklardan tutun da takıntı hastalıkları ne kadar veya diğer psikolojik kökenli hastalıkların temelinde. Kişinin kendi duygularını kontrol edememe durumu ya da toplumsal hayat içinde başkalarının duygularından kendine aldığı o miktarlar ne kadarsa o duygularla savaş etme durumu veya başkalarının duygularına karşı kendini koruyamama durumu gibi değerlendirebiliyoruz. O yüzden de duygu tabii ki olması gerekir. Ee, ve en, en ağır hastalıklardan bir tanesidir duygu ıı, bozukluğu dediğimiz. E, du, travmanın duygu e, travmanın kökenidir duygu bozukluğu. Yani kontrolde mi bir bozukluk oluyor? Evet, duygularınızı Aşırıya kontrol edemiyorsunuz yani ya aşağıya kaçmak. Evet, gibi. mesela bipoları tanımladığınız zaman da onun içinde duygularınızı kontrol edememe gibi durumlar vardır. Aslında hastalıkların içinde de duygular var. Sağlığın içinde de duygular var. Hastalıkların içinde kaybettiğiniz pozitif duygular var. Yerine geçmiş negatif duygular var. mutluluk dediğimiz ya yaşantının içinde sizin mutlu olduğunuz noktalarda da negatif duyguların karşısına pozitif duyguları koyabilme gücünüz var. Hı hı. O zaman demek ki duygu bir temele dayanıyor orada ama asıl nokta düşünmek. E Düşünme ile duygularınızı kontrol edebiliyorsunuz. Düşünme ile duygularınızı kontrol ettiğiniz durumlarda doğru davranışlar sergileyebiliyorsunuz ve doğru davranışlar da sizde doğru duyguları ortaya çıkarabiliyor. Hı hı. O yüzden de duyguların e, bir oluşumu, iki duyguların e, tanımlanması ve geliştirilmesi, daha sonra duyguların kontrolü ve Yaşadığınız hayat içinde hangi duygu sizin hayatınıza hakim olacak bunun kararını vermek aslında bebeklikten ömrünüz varsa hayatın sonuna kadar sürekli hayatımızın içinde var olan bir durum hali. Onun için de gerçekten önemli bir konu ama bugün sizinle duyguları veya duyguların kontrolünü konuşmakla beraber duygusal bakmakla, Hı hı. E, duyguyla bakmayı da konuşacağız. Konuşacağız hocam. İlerleyen dakikalarımızda ki çok e, önemli bir ayrım kendimizi tanımamız ve ilişkilerimizi doğru yönlendirmemiz açısından e, aslında çok güzel ifade ettiniz. Her karşılaştığımız kişiyle ya da her karşılaştığımız durumla alakalı olarak e, duygularımızla aslında bir şekilde hareket ediyoruz. İşte ya öfkeye yol açıyor ya da işte. Hoşgörüye yol açıyor gibi e, sonraki süreci oradaki tavrımız, oradaki duygumuz belirliyor aslında. Ve insanın fiziksel sağlığına da yansıdığında bahsettiniz e, yapılan araştırmalar da pozitif duyguların fiziksel e, sağlığımıza oldukça olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Mesela zihinsel olarak daha iyi bir işleve sahip olduğumuzu, direncimizin daha kuvvetli olduğu hatta ömrün uzunluğunu bile pozitif, duygulara bağlıyor. Bazı e, araştırmacılar negatif duygularda söylediğiniz gibi tam tersi e, fiziksel bir takım hastalıkların kökeninde de negatif duygular. Yer alabiliyor. Biraz kişiler arası ilişkilere bakacak olursak hocam, e, dedik ki hani yönlendiriyor, belirliyor pozitif yönde ya da negatif yönde. Nasıl etkiliyor kişiler arası ilişkileri olumsuz ve e, olumlu anlamda pozitif veya negatif duygular? Bu konuda gözlemleriniz nelerdir? Bir süreç olarak neler gözlemliyorsunuz? Şimdi bir çocuk düşünün 3-4 yaşlarında köşeye geçip ağladığını gördüğünüzde işte bir ihtiyaç yokluğundan ağlıyor diye düşünebilirsiniz. Sorduğunda annem beni kızdırdı der ya da annem benim istediğimi vermedi ya da annem bana kızdı der. Orada ağlama bir duygusal tepkidir, ama aslında bir mutsuzluk tepkisi gibi gözükse de bir öfkenin sonucu ağlama. Yani aslında ağlama bir sonuçsa, ağlamaya götüren nokta bir şey kızmıştır ve öfke vardır. Öfke o çocukta ağlamayı oluşturmuştur ama bir mutsuz bir tablo vardır. Geri dönüp baktığınızda aslında bir ihtiyaç değil de belki işte bir istediği oyuncak alınmamıştır veya bir şeker verilmemiştir veya e, annesi e, ondan bir kuralı ihlal ettiği için o kuralı yeniden koymak için bazı yasaklar koymuş olabilir. Yani orada çok ciddi bir durum olmamasına rağmen çocuk gerçekten hayatında çok ciddi bir şeyi kaybetmiş gibi e, bir belirti gösterebilir. Bir mutsuzluk ifadesidir ve siz onu susturabilmeniz için aslında duygusal bir durum e, ikna etmeniz için neyse eksiklik onu vermeniz gerekir. Yani bir noktada e, maddi bir temele dayanan bir noktadır. Hmm duygularla alakalı. Yani siz şekeri yeniden verdiğinizde oyuncağı yeniden aldığınızda anında birdenbire normale dönebilir. Evet, Halk arasında çocuklarda o değişim de çok hızlı Çok yani hızlı. şurada gözyaşı akarken birden gülmeye de evet. başlayabiliyorlar. Aslında biz yetişkinlerde de öyledir. Halk arasında gemilerin mi battı? Yani Hı. nedir bu kadar hani mutsuzluğunun gibi. Geldiye yani demek gemileri battı? Bir malını mı kaybettin gibi bir nokta olur. Tabii ki ölüm hariç, hastalık hariç o ciddi noktalardaki gösterilen duygular zaten bizim için sorun değildir. Yani bir şey sevdiğinizi kaybetmişsinizdir. Hı. Normal doğal duygulardan Bahsediniz. Orada yaşamanız gereken duygusallığa da düşebilirsiniz. Daha ağır bir vaka da olabilir. Hastalıklarda da öyledir. Yani çok sevdiğiniz birinin hasta olması ya da size bazı hastalıkların olması onu ayrı tutuyoruz. Ama farz edelim ki bir arkadaşınız o gün sizi üzdü ve yaşınız 13 bütün hayatınız kararmıştır yani sadece bir arkadaşın sizi üzdüğü içindir ve ee, e, eve geldiğinizde yüzünüz asık e, belki mutsuz bir konumda olduğunuzda anneniz ne olduğunu sorar <laughs> dersiniz ki yani hiçbir şey yok işte arkadaşımla kavga ettim ya ne var kızım bu kadar abartacak bir nokta yani bir arkadaşın hayatın soru değil ya düzelir dersiniz anlayamazsınız yani ne demek tabii ki hayatın sonudur sizin için yani. ...arkadaşınızla kavga etmişsiniz... ...yani bunların daha kötü bir şey olabilir mi? O yaş bir, grubu için çok büyük bir olay. Tabii 13 yaşındaki biri için çok büyük bir noktadır... ...ve o sırada arkadaşınızdan bir telefon gelse... ...veya tekrar onunla bir o anlık bir barış olsa... ...bütün o negatif duygular gidebilir. Yani aslında oluşturduğumuz... ...o konulara yüklediğimiz anlamlar... ...bizdeki var olan duyguların... ...daha derin yaşanmasına veya yüzeysel yaşanmasına veya daha sorunlu yaşanmasına veya daha çözümsel yaşanmasına neden oluyor. Yüklediğiniz anlamlarla alakalı. Dersiniz ki yani birinin evine gittik. Yani hiçbir şeysi yok ama zann dersin ki yani hani dünyanın en zengini gibi keyifli bir hayat yaşıyordu. Öyle söyler. Yani niye düşünürsünüz? Yani para mı mutlu edecek insanı? O insanın hayata bakışındaki neyin yokluğunu yaşıyorsa ona yüklediği anlam o kişiyi duygusal yokluğa götürür ve karşılığında negatif duyguları yaşar. Neyin yokluğunu yaşamıyorsa ona göre bunun bir anlamı yoksa o karşıda da mutluluktur. Sabahleyin uyandığınızda işte bir güneşi görmek çok büyük mutluluk oluştururken sizin için... Ee, ama evden dışarı çıkamayan birisi için çok da bir anlamı yoktur o noktada. Ee, bazı konularda normal yaşanması gereken, e, hissedilmesi gereken duyguların ve duygusal davranışların veya duygusal tepkilerin e, bazı insanlarda abartılı olması o kişilerin hayata yüklediği anlamlarla alakalı bir noktadır. E, alışverişe gideceksiniz, farz edelim ki bir tane giysi alacaksınız. O giysiyi bulamadığınızda alışverişin bütün hepsi sizin için negatif ve mutsuz olarak geçebilir. Ee, orada farz edeyim ki dolaşırken bu alacağınız gömleği gördünüz, bütün duygulardan sıyrılabilirsiniz. Şimdi bu hal aslında tehlikelidir. Bakın çocuklarda normaldir. Hani çocuklar istediği bir şey olmadığında o çukura düşmesi normaldir. Çünkü çocukta henüz duyguları tanıma duygularla e, karşılaşma ve o duyguların olgunlaşması hali olmadığı için kontrol yoktur. Ama yetişkin olan kişilerin çocuksu istekler gibi gözüken aslında o an onlar için var olması gereken ama yokluğunda bu kadar ızdırap çekilmemesi gereken noktalarda kişinin aynı çocuklar gibi e, duygu kontrolünü öğrenmesi gerekirken ya da o duygularını e, açığa çıkardığında e, doğru tepkileri ortaya koyması gerekirken bir çocuk gibi olgunlaşmamış bir duyguyu ortaya çıkarması işte ilişkilerde ve sosyal hayatta çatışmalara yol açabilir. Çünkü siz karşıdan onu e, beklemiyorsunuz. Ani tepkiler ne oldu birdenbire? Yani ne oldu neden bu kadar ani tepki gösterdi diye e, şaşırabilirsiniz. E, o yüzden de negatif duygular... Hayatımızda mutlaka olacaktır çünkü pozitifin karşısı karşıt olarak negatifi vardır hı hı. ve her duruma siz isterseniz negatif bir anlamda yükleyebilirsiniz isterseniz pozitif bir anlamda yükleyebilirsiniz. O bakış sizle alakalı ama neyle alakalı? Yetiştiğiniz ortamda size yüklenen eğitimsel modelle alakalı. Hı hı. Yani bir noktayı kaçırmayalım bizim irade eğitimiyle de söylediğimiz işte oruca yüklediğiniz anlam sizdeki suya karşı özlemi yokluk olarak algılamak yerine. Ona sabredilmesi gereken bir durum olarak değerlendirdi. Öyle konuştuk iradede. Hı hı. Ve kaldı ki orada iradenin karşılığında bir ödül de koyuyorsunuz kendinize. Hem irade gelişiyor hem de o suyu içmemenin karşılığında bir ödül alıyorsunuz. Aynı bu oruç e, ibadetinin kişide kazandırdığı bu e, irade eğitimi... Duygu anlamında da aynı ailede e, o olaya yüklenen anlamla alakalı bir noktadır. Mesela küsen annelerin çocukları küserler. Hmm. Öfkeli olan babaların çocukları genellikle öfkelidir. İşte cimri olan ailenin çocukları cimridir çoğunlukla. Yani şöyle mi diyorsunuz hocam? Şimdi biz hep şöyle düşünürüz. İşte sabır duygusu ya da kıskançlık duygusu işte ya da hoşgörü duygusu hani negatif veya pozitif bir takım duygular doğuştan Bizde verili ve durumlara göre açar çıkıyor gibi düşünürüz. Aslında öyle değil. Biz duyguları öğreniyor muyuz? Evet. Mesela nasıl evet. kıskanılır? Evet. Öğreniyor muyuz? Evet. Ya da nasıl merhamet edilir? Bunu öğreniyor muyuz hocam? Bunun evet bir ilginç aslında fıtrat olarak yaratılışımızda her duygu bizde zeka miktarı gibi var. Hı -hı. Zihinsel olarak yapımız farz edelim ki işte 120 zeka seviyesine sahipseniz, Eğer bunu eğitimsel anlamda kullanırsanız bir meslek sahibi olabiliyorsunuz. Hı -hı. Öyle düşünün ya da bir yeteneğiniz var resim yeteneğiniz eğer bu yeteneğiniz keşfedilirse gizil kalmamışsa o zaman siz bir ressam olabilirsiniz ya da bu konuyla ilgili e, mesleki bir yeterliğiniz olabilir ya da işte bir müzik yeteneğiniz varsa bu açığa çıkabilir. Duygular da yaratılışta kişinin fıtratında vardır ama eğitimle bunlar pozitif ya da negatif anlamda açığa çıkabilir. Hı hı. Şöyle düşünelim bir kişide de e, sabır duygusu. Yüzde 40 miktar bana verilmişti. Yüzde 40 da sizin yaradılış. yüzde 80 de sizde vardı. Yaratılışta dağıtılan taksim böyleydi. Öyle düşünelim <laughs> duygulardı. Ben yetişirken ailemden gördüğüm evdeki birbirlerine tahammül edemeyen bir aile yapısı, sürekli kavga ve gürültünün olması ve istekler yapılmadığı zaman öfkenin açığa çıkması gibi noktalar... Bendeki yüzde kırklık sabır duygusunu sıfır noktasına indirebilir. Ve ben ileride çok sabırsız, dayanıksız biri olabilirim. Sizde de yüzde seksen sabır duygusuyla yaratıldı. Sizde de aynı benim yaşadığım ortam gibi bir ortamda yaşadığınızda sizdeki yüzde kırklık bir kayıp olabilir. Yüzde kırkla hayata devam edebilirsiniz. Hmm. Ama tersini kabul edelim. Ben de e, sabur duygusu yüzde kırk ama çok böyle hoşgörülü bir ortamda yetiştim. E, ailede değerler yargısı üst plandaydı. Merhametlik duygusu, merhamet duygusunu ailemde gördüm. E, hayvanlara karşı annem babamın tavırlarını gördüm. Misafire karşı gördüm. E çocukluğa yetişirken hiçbir şiddete maruz kalmadım. O zaman bendeki sabır duygusu yüzde yüze tamamlanabilir. Beni hı hı. sabırlı bir insan olarak tarif edebilirsiniz. Yani kişi aslında yaratılışta onda var olan boy olarak düşünün aynı genetik olarak eğer boyunuz farz edelim ki 160 ise genetik olarak spor faaliyetleriyle 180'e çıkarabiliyorsunuz genetik beslenmeyle ve genetikle hı hı. eğer ama buna maruz değil yani olmadıysa 150'de bile kalabiliyorsunuz beslenmede bir zayıflık varsa hı hı. aynı onun gibi kişiye taksim edilen e, yapı vardır bu yapı aile ortamında e, geliştirir kıskançlıktan bahsedelim e, iki kardeş var aralarında üçer yaş var. Anne yeni gelen bebeği daha önemsedi ve diğer çocuğu bizim psikolojik açıdan, eğitimsel yönden beklediğimiz performansla yetiştirmedi. Ve o küçük olan bebeğe daha çok ilgi gösterildi, daha çok onunla zaman geçirildi. Büyük olan çocuk ileride Kardeş kıskançlığıyla başlayan noktayı diğer insanlara düşmanlık duygusuna kadar getirebilir. Hmm. Sadece basit bir kardeş Kıskançlığından oraya kadar büyüyebilir evet. o duygu. Çünkü hmm. negatif pekiştirilmiş. Evet. Değil mi hocam? Şimdi ilkokul döneminde olan çocukların bazı hikaye kitaplarına bakıyorum onların. Böyle manevi karakter eğitimi dediğim hikaye kitapları var. Hmm. Orada duygular üzerinden anlatılıyor. Bir insan e, parası varmış kendisi her şeye rahat yaşarken birden e, komşusunun hiç parasının olmadığını ve yiyeceğinin olmadığını görmüş e, ve onunla o elindekini paylaşmak istemiş. Mesela 7 ve 8 yaşındaki çocuklar hayır ben paylaşmak istemem diyebilir o noktada. Siz bunu hikayeyle destekliyorsunuz ama anne eğer sakın aldığın yiyeceği kimseyle paylaşma bunu ben senin için koyuyorum sadece karnını doyurarak eve gelmen gerekiyor derse okuduğu şey sadece bilgiden ibaret kalır hayatına koymaz ya da Annesi evde misafirle paylaşmıyorsa, misafirden rahatsızlık duyuyorsa veya anne konuşmalarında, sohbetlerinde biraz daha biriktirmeye ve biraz cimriliğe müsait bir yapısı varsa o çocuktaki o duygu ileride paylaşmayan, biraz daha böyle kendini düşünen bencil bir yapıya gidebilir, dönüşebilir. dönüşebilir. Yani burada eğitimsel yapı o kişinin negatif negatif duyguları biz çıkarıyoruz. Hmm. Pozitif bizde var. Ama negatif biz çıkarıyoruz. Hatta ben böyle sapkın kişilikler konusunda çok merak etmiştim. Yani nasıldır böyle bir çünkü Allah hmm. e, yaratılışta tertemiz fıtrat üzerine yarattık diyor. Hmm. Yani orada bir fıtratta, genetik yapıda böyle bir bozukluk olmuyor. Yani, Sen, ayette de ahseni takvim üzerine, olarak üzerine, evet. mesela. En Ama, güzel fıtratta evet. De düşebilme potansiyeline sahip. Evet ama yaratılış da böyle bir yaratılışta yaratmıyor. Hı hı. O zaman bizde aslında kötü duygular yaratılışta yok. Hı hı. Neyle öğreniyoruz bunu? Yetişme şeklimizle öğreniyoruz. Yani orada insanların e, aile modellerinden biraz daha genişleyen çevre modellerine baktığınız zaman normal ve anormal olan duygular kişide normal veya anormal olmaya başlıyor. Ve kişi ee, o belki farz edelim ki öfkeleyi, öfkelenmeyi normal kabul ediyor ama ileriki hayatında e, evliliğine zarar veren bir konuma geldiğinde hayır bu doğru bir duygu değil bir yöntemi var deyip gelip e, o e, duygu kontrolünü farz edelim ki 40 yaşında kazanmak hmm. için çaba harcayabiliyor. Hmm. Yani ama dikkat edin değişiyor. Ama sevgiyi koyamıyorsunuz biliyor musunuz? Sevgiyi. Hmm. O çocuklukta atılan iki, temellerle devam sonra yok. Sanıyorum. Yani Aslında. sevgiyi veremiyorsunuz. Sonradan kişi sevgi duygusu e, merhametle eş değer. Hmm. Yani sevgiyle merhamet mesela hayvan sevgisini e, farz edin ki sevebilirim ben. Dışarıdan sevebilirim. Ama öyle hayvan sevgisi olan var ki bir tane böyle benim bir kızım var. Böyle sokakta ne kadar hayvanlar varsa onları toplayıp tedavi ettiriyor. Onunki merhamete dayalı sevgi. Ondaki duygu merhamet çok yüksek. Çünkü çocuklukta o hayvanlara bakmayı ya da hayvanların hastalıkları karşısında acıma duygusunu yaşamayı öğrenmiş. Ama hmm. Acizliğin acımayı değil. O acımayı çözüme götürmeyi hmm. anne ve babadan öğrenmiş. O yüzden de e, iyi duygular da sonradan çok zor gelişiyor. Ama kötü duygular çabuk gelişiyor. Hmm. Yani kötü duyguları çabuk ekebiliyoruz o konuda. Ama iyi duyguları ekmek daha da zor. Fıtrat bozulmuş oluyor. Hmm. Bozulan fıtratı geri getirebilmek için çok uzun tedaviler e, gerekiyor. Mesela birisi cimri olduğunu kabul edelim. Aileden böyle gördü. O kişiyi manevi terbiye alıyorsunuz. İşte Kur'an'da anlatıyorsunuz, hadislerle destekliyorsunuz. Cömertliğinin, Cöm infak yapmanın ne Her kadar önemli olduğunu mesela Tabii, anlatıyoruz. Bunları ama. anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz hı. farz edelim. Sosyal ilişkide zararlar görebiliyor. Arkadaşlarını kaybediyor. İşte evlilikte eşinden zarar görüyor. Buna rağmen çok uzun sürede yol alıyor. Çünkü o e, nefse yerleşmiş oluyor orada. O, onu terbiye edebilmek için çok ciddi bir mücadele alanınızın olması gerekiyor. O yüzden de bozulan bir şeyi düzeltmek daha da zor ama çocuklukta hiç çıkmaması gereken negatif duyguları çıkarmaz. Ee, pozitif var olan pozitif duyguları geliştirirsek o zaman gerçekten e, o duyguların negatif duyguların bize vereceği zararlardan korunmuş oluruz. Evet ve bu bütün ömrü de bütün hayatı, bütün ilişkileri hatta belki ahiret hayatını çok. da etkileyen bir süreç çok önemli gerçekten hocam. Biz anne babalar olarak genellikle şey düşünüyoruz işte çocuğun boyu uzadı mı? işte ayına göre kilosu e, doğru düzeyde evet. mi? Dinsel i̇şte, olarak ne öğrendi? Dinsel olarak e, ne öğrendi? Tam söylediğiniz gibi ama duygu boyutunu, o çocuğun manevi boyutunu aslında belki ruhsal boyutunu çok da göz önünde bulundurmuyoruz. E, çok güzel örnekler Zaten tertemiz bir evet. melek olarak hayatımıza Dela, evet. giren o çocukları o şeytani yönlerini öğretmemek, hiç keşfetmemek aslında bakın, çok önemli pe çok, çok önemli bir şey. Bir erkek çocuk Normal erkek fıtratıyla yaratıldı. Dört yaşından sonra kendi cinsel kimliğini ve erkeksi duyguları kazanmaya Ayırt başlıyor. Eder. Ayırt ediyor dörtten sonra. Anneyle beraber yattı. Çok anneyle beraber vakit geçirdi. Annenin çok koruma altında oldu. Baba çok öfkeli bir yapıya sahip oldu. Bu sefer içinde duygu olarak kadınsı duygular açığa çıkmaya başlıyor. Ve erkeksi duygulara nefretle bakmaya başlıyor. Bakın sonra ahiret için dünya içinde de Sonra ne oluyor? 15 yaşına geliyor, karar veriyor. Ben aslında erkek olarak yaratıldım ama kadınım diyor. Ben hmm. karar veriyor. düşünün bunu bu insanın fizyolojik yapısına verdiği zararı, evlilik hayatı, toplumdaki yerini, manevi hayatını çok basit bir noktadan bahsediyorsunuz. Ya da farz edelim ki çok karşılaştığımız nokta. Dayak yiyerek büyüyor çocuk. Niye dayak atıyor anne? Dersini çalışsın diye. Söz dinlesin diye, kurallara uysun diye. Dayak yiyen çocukta çıkan duygu, işte anne ve babanın çocuğa vermesi gereken duygu, merhamet, sevgi ve hoşgörü, güven, güven ya. Güven. Çünkü o onun hayatına başka kimse yok. Bütün dünyaya bakın, annen ve babanız da sizin için hayatınızda en önemli sırfınızı dayayacağınız çocuklukta özellikle. Tabii, tabii. E şimdi anne ve baba dövünce kime sığınacak bu çocuk? O zaman orada suçluluk duygusu, kızgınlık duygusu ama şöyle bir iki. Değersizlik belki. Değersizlik. O zaman ben de yapabilirim. Ben de birçok katil dediğimiz suçluların zeminine baktığınızda çocukluktaki değersizlik duygusuyla o insanı insan olmaktan çıkartıyorsunuz. Yani fıtrat o derece bozuluyor. Bozuluyor. Evet. Ee, o, o yani bakın basit şeylerdi. Yani işte e, sapkın bir kimlik olabiliyor, cinsel kimlik problemleri ortaya çıkabiliyor, katil olabiliyorsunuz. O noktada ya da farz edelim ki birini gidip e, hırsızlık yapıp soyup e, öldürebiliyorsunuz orada beş kuruşluk para için. Ya da işte e, madde satıyorsunuz ya da sahtekarlık yapıyorsunuz. Şimdi düşünün bir bebeğe bunların hangisini yakıştırabilirsiniz? Hiç. Şimdi bir bebeğin fıtratında da yok. Nasıl ki fizyolojik yapısında bebeğin yaratılışta Hmm, e, yani normal bir bebek olarak görüyorsak onun bütün organlarını her yerini bebek olarak o masumiyetle bakıyorsak fıtrat da bu şekilde doğuyor. Tertemiz doğuyor. Yani İslam dininin dışında şey hani bebek günahkar doğuyor onu vaftiz edelim temizleyelim hmm. falan hmm. Bu, böyle bu tabi e, dinin, İslam dininin karşısında olan bir nokta. Hmm. Halbuki Allah e, bunu tertemiz yarattım diyor. Şimdi o zaman biz bu çocuğu tertemiz yaratılan çocuğu bize emanet etti. Ben hep onu söylüyorum. Emanete hiyanet Ettik. Ben e, sadece eşyamıza diye düşünmüyorum o noktada. Evet. Allah'ın bizim bize verdiği bedene, kendi bedenimize ve bize emanet edilen diğer bedenlere ve çevremizdeki noktalara e, sahip çıkmak diye değerlendiriyorum ben. Yani sadece bir eşyaya sahip, sahip çıkmak olarak bu kadar basit olmadığını Doğru. düşünüyorum. O yüzden de emanete hıyanetlik dediğiniz nokta sizin sorumluluğunuzu taşıyan e, emanet edilen büyüklerin anne baba diğer kişilerin sizi geliştirirken ne yediğiniz ve ne içtiğinizle ilgilenirken ne okuduğunuz ve nereye gideceğiniz konusunu planlarken benim e, kızım ya da oğlum hoşgörülü bir çocuk olacak mı, merhamet gösterecek mi, insanlara zarar verme konusunu nasıl kontrol altında almalıyım hı hı. ya da bencil olabilir mi, cimri olabilir mi diye bu noktaları değerlendirmesi lazım. Ama ben size net bir şey söyleyeyim cimrilik tasarruf olduğu için e, ben kişisel gelişimde kendini düşün kendini düşün kendimi seviyorum kendimi <laughs> onaylıyorum. Ben niye kendimi seveyim? Kendimi onaylayayım. Kendim zaten değerliyim o noktada. Bencillik kendini düşünmek bir akıllılık olduğu için. Yani nefsi besleyen. Tabii e, başkasına yardım etmek e, çok özür dilerim hani akılsız bir enayilik olduğu için kendini düşün dedikleri Öyle lanse ediliyor tabii. E o zaman ben çocuğa hangi duyguyu vereyim o konuda? Yani burada yardımlaşma e bir de tabii sömürü olan noktalarda olduğu için bu noktalarda. Hı. O zaman biz toplum olarak aslında manevi hayatı yaşarken e, ayrı bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani yaratılışa uygun hareket edersek zaten ne hastalık olur Hı. ne de sorunlu bir dünya olur. Ama yaratılışın dışına çıkıp kişi kendi doğrularına göre, kendi aklına, kendi keyfiyetine, kendi nefsine göre bir hayat planlarsa o zaman hem kendimiz hem de çevremiz zarar veren bir birey haline geliriz. Evet. Burada anne babaların da çocuğun maneviyatını mı nefsini mi beslediklerini ve fıtratı bozup bozmadıklarını nasıl bir çocuk yetiştirdiklerini sorgulamaları ve ona göre çocuğun sadece dediğimiz gibi boyunu kilosunu değil e, manevi yönlerini de duygu yönlerini de besleyecek Beslemek tutumlar lazım. içerisinde <laughs> olmaları Mesela, gerekiyor. Mesela televizyonda e, bazı böyle küçük şeyler videolar olduğu zaman hayvanlarla çocukların iletişimine <laughs> baktığınızda evet. onu kendisi gibi gören bir nokta. Biz o araya ki ayırımı biz koyuyoruz ona. <laughs> Çocuk için korkutucu bir varlık değil mesela. Değil, i̇şte tabii. kocaman köpekle minicik bebeğe bakıyoruz çok tatlı bir şekilde oynayabiliyorlar. Aslında e, e, böyle masum o, bir, bir çocuğun ileride e, bir ülkeye zarar verecek bir varlık haline gelmesi tarihimizde de vardır. Hı hı. Bir, bir lider dünyayı yok edecek hale getirmiştir. Tabii. O hale getiren noktayı sorguladığımızda. Ee, tekrar şöyle fıtrat temiz hı hı. ama onu yetiştirirken e, hem birey olarak, aile olarak, hem toplum olarak e, oraya verdiğimiz nokta kişinin o yaratılış fıtratı üzerine verilen eğitimin olmaması, hı hı. kişinin bedenini ön plana çıkaracak eğitimin verilmesi. Yani nefsi terbiyeden uzak tutmamız. Oruç da nefsi terbiyedir. Nefsi cezalandırma değil, terbiyedir. Bakın terbiye demek ne demek? Zararlı olan bir şeyi, yanlış olan bir şeyi doğruya getirmek demektir. Doğru. Yani sizi yanlışa götüren Değil mi? Dilimizi terbiye ederiz. Hani ya da işte e, e, bir varsa bir e, sıkıntılı bir durum, onu terbiye edin dersin, değil mi? Çocuğuna bir terbiye ver dersin. Hı hı. Nedir? Yanlış bir şeyi düzeltmektir. O zaman ruh temiz, nefis terbiyeye muhtaç. O zaman temiz olanı nefisse bozuyorsak. O zaman biz demek ki çocukları yetiştirirken nefsi terbiye eden şeylerden uzak durmamamız gerekiyor. Nefsi geliştiren şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Biz maalesef bunu çok ayrımı yapamıyoruz. yapamıyoruz. Evet. Burada hocam değişimin çok önemli olduğundan bahsettiniz. Hani insan hep pozitife doğru yönlenmeli, kendini terbiye etmeli, nefsini terbiye etmeli. En başta aslında o fıtrat hiç bozulmamalı ama o süreci artık ee, bir aşama atlıyoruz. Fıtratlar ne yazık ki bozuluyor. Bir takım negatif duygularla, negatif ahlaki durumlarla belki yükleniyoruz. Sonrasında da e, değişmek için çaba sarf eden çok ama etmeyen de var. Yani mesela şöyle deniyor. Ya ben çok sabırsız bir insanım. Ben böyleyim yani, kabul edin. Ya da cimrilikten bahsettiniz. Ben cimriyim arkadaşım yani. Gibi Neden? Evet. Ve değişmek istemiyor. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Buradaki nokta şudur. Kişi o hal onun için nasılsa Hı. yani bir kişi farz edelim ki işte görüntüsüyle mutluysa eğer Hı. o görüntü için artık onun normaldir. Mutlu veya mutsuz onun için normaldir o görüntü. Evet. Şimdi burada da ruhsal yapının kişiyi mutlu eden veya mutsuz eden yönü vardır. Şimdi cimri neyle mutlu olur? Biriktirmeyle mutlu olur. Şimdi ben biriktirirken mutlu olduğumda niye cimrilikten vazgeçeyim? Hı hı. Çünkü o duyguyla ben mutlu olmayı öğrenmişim. Onun yerine koyabilecek diğer bir mutluluğu bilmiyorum ki. Siz de diyorsunuz ki paranızı götürün tanımadığınız insanlara verin. Şimdi Ben niye vereyim yani? A akılla bir sorayım yani. Hı. Verilir mi öyle şey? Benim mutsuz edersin, uykum kaçar böyle bir durumda benim. Hı. Kişi mutluluk üzerine, haz üzerine hayatı oturtursa ki Nefsin temelinde haz vardır, ruhta haz yoktur. Hmm. Yani ruh noktası, ruh e, hazını maneviyattan alır. E, i̇nsanların e, boşlukları, e, ruhta boşluklar olduğu için yanlış şeylere meylederler. Biz de çocuklarımızın ruhlarını doldurucu şeyler değil de nefsini doldurucu şeylerle büyüttüğümüz için... E, nefis canavar olarak sizin bedeninizde ruhunuzu da hapsediyor. O yüzden de buradaki kişi de negatif huylar dediğimiz şeyler kişiyi aslında bir noktada mutlu eden şeylerdi. E ben mutlu olduğum şeyden niye vazgeçeyim ki? Öfke dediğiniz noktaya düşünelim. Bende bir sıkıntı yok ki sizsiniz problemli olan bana göre. Hmm. Buraya da şöyle gelelim. Zamanla doğru duygular eğer verilmemişse, çocuklara duygu kontrolü öğretilmemişse ve fıtrat bozulmuşsa, kişi aklını kullanmayı da başaramaz. Hmm. Aklını kullanamadığı kullanamadığı için bir durum karşısında ya da bir problem sorun karşısında düşünceyi kullanmak yerine o noktaya duyguyla baktığı için çünkü aklı kullanamıyor artık hı hı. kendi duygularını kontrol edemediği için bu sefer karşıdaki kişinin ona zarar verdiğini düşündüğü için kendi noktasını doğru kabul ediyor. Evliliklerde, boşanmalarda bende hiçbir hata yok ki hocam ben bir şey istemiyorum ki o beni delirtiyor. O, o, o bana zulmediyor benim bir şeyim yok der o noktada. Hı hı burada ya da arkadaşlık ilişkilerinde hocam ben üstüme düşeni yaptım. Yani hiçbir kimse evlilikte hiç yoktur ki ya bende hata neydi şöyle bir durayım, düşüneyim, tefekkür edeyim demez. Çünkü tefekkür etmek, düşünmek de ruhun beslenmesiyle alakalıdır. Yani siz ruhunuzu beslemediğiniz sürece tefekkür edemezsiniz. Ruh beslenirse akıl açığa çıkar. Ama nefis beslenirse akılsızlık aşağı çıkar. Çünkü keyfiyet ön plana çıkar. Aynı çocuk gibi çocukta akılsızlık olur mu? Bebekte, çocukta akılsızlık yoktur ama keyfiyet ön plandadır. O keyfiyeti siz kontrol edersiniz. Ettikçe ihtiyaç olandan fazlasını vermezsiniz. İhtiyaç olmayan şeyi o çocuğa ihtiyaç olarak hissettirmezsiniz. Bu sefer çocuk düşünmeyi başlar. Mesela şeyde iftardan sonra çok tıka basa yemeğin kalbe zarar veriyor diyorsunuz. Hı hı. Şey, terafi namazı arkasından o yediklerimiz Tabii. için biraz bir, bir noktada ibadet, hem manevi destek hem de hı hı. sağlık için önemli bir nokta. Ne var orada? Çok tıka basa yediğiniz zaman da aklınız da çalışmaz o konuda. Çok uyku insan aptal yapar. ...çok yemek yemek e, insanı hareketsiz kan dolaşımına zarar verir. Yani birçok noktası vardır bu konu. Hı hı. O zaman demek ki hep şuna dikkat etmemiz lazım. Ben ruhumu nasıl besliyorum? Benim ruhum nasıl olmalı? Yaratılışta bir e, melek e, fıtratıyla e, çıkmışsa... E, ...o zaman demek ki bir kişi öfkesini kontrol edebilmesi için... ...ilk önce akletmesi lazım... Bunun şeyle de inançla da alakası yoktur o konu Şu anlamda alakası yoktur. Yani hep hepimiz inanan insanlarız ama hepimiz kendimizde gördüğümüz eksikleri aslında biliriz ama bu eksikleri düzeltebilmek için hı hı. gücümüz olmadığından dolayı ya da onunla mücadele ettiğimizde o kadar sıkıntıya gireriz ki ee, o mücadeleye hmm. girmeyiz. Ben şöyle inanıyorum. Ve karşıdan gene hoşgörü bekleriz bekliyoruz mesela. Evet. Yani cimrilik dedik ya mesela ben cimriyim o hoşgörü gösterir. Hoş göster. Ben sabırsızım Ama neden? Yok, ben öfkeliyim. Tabii. Yani kendi doğru noktada öyle dediniz ya evet. hocam. Hep evet. dışarıya mesela evliliklerde de böyle oluyor evet. diye söylediniz. Evet. Hep dışarıdan bekliyor. Evet. Yani bizim mutluluklarımız da ...mutsuzluklarımız da aslında dışarıdan gelen etkilere göre bir konum alıyoruz. Evet. İçsel kendi iç ruh durumumuzu, duygu durumumuzu hiç göz önünde bulundurmuyoruz. Aslında. Neden? Çünkü siz o ruh durumunuzu, hani boyunuz gibi, görüntünüz gibi size öyle verilmiş gibi oluyor. Yani onu düzeltmek size öyle kolay gelmiyor. Bir ayna tutacak bir şeye ihtiyacınız var. Yani bir ayna lazım Hı -hı. o noktada. Buradaki nokta şu... Ee, Cenab-ı Hak insanı yaratırken bebek fıtratıyla ge geliyor. Siz, bizden aslında şunu istiyor. Bana geri geldiğinde e, bebek fıtratı ruhunun temizliğiyle ama sana verdiğim akıllı dünya ve ahiret için kullanarak bana gel diyor. Yani farz dedim ki 70 yaşında bir tane e, bir e, dede olsa. Hı hı. Biz o 70 yaşındaki dedeyi bir çocuk gibi falan diye sevdiğimizde yani çok masum, çok temizlediğimizde çok iyidir ama aklını da görmek isteriz biz onun. Yani orada akıl da önemli. Ne kadar faydalı olmuş bu aleme? Hmm. Ne kadar yatırım yapmış, ilimle neler yapmış? Ülkesine ne kadar faydalı olmuş? Çevresine ne kadar faydalı olmuş gibi. Sadece böyle bir yaşlı bir dedi konumu da doğru değil o noktada. O da kötü. Çocukluktan çocukluğa gitmek o da hmm. iyi değil. <laughs> ama e, eğer siz Çocukluk, ...bebeklikten itibaren o masumiyet bozulmadan fıtratı korur ve aklı geliştirirseniz... ...yaşlandığınızda akıl hala aktif olur ve işe yarayarak o dönemi geçirmiş olursunuz. Ruh bebek olarak sizinle beraber ahirete döner. Cenab-ı Hak bizden onu istiyor. Ama biz kirlenmiş bir ruhla ve e, aklımızı bu dünyaya zarar veren biri olarak... Aslında kendi menfaatimizi koruduğumuz için dünyaya da zarar veren, ahireti de doğru planlayamayan bir zararlı bir konumla dönebiliyoruz Allah korusun. O yüzden de duygu noktası ciddi anlamda çok önemli bir noktadır. İyi duyguları ekmek tarla gibidir. E, tohum da temiz olacak. E, diyoruz ya işte doğal mı diyoruz, organik mi diyoruz ya. O ne demek tohum temiz olmak? İşte evliliklerdeki eşlerin yapıları birbirine karşı saygı ve sevgileri haram ve helal noktalarına dikkat etme noktası çok önemli bir nokta. Yani ben İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir hayat hikayesini okuduğumda oradaki hassasiyet bir nokta var. öyle Böyle bir değerli bir ilim adamı dünyaya geliyor. Hassasiyetlerimiz kayboldu. O yüzden de hassasiyetlerimizi kaybettik. Hangi konuda? Duygu konusunda hassasiyette. Ben üzülüyorum, benim canım sıkılıyor, ben böyle yapmak istiyorum, benim fikrim bu, benim düşüncem bu, ben istiyorum. Hmm. Hep ben, ben, Merkezi ben. Merkezi insan kendini, hmm. kendini de değil aslında nefsini, nefsini koyuyor. koyuyor. Ben dediğiniz zaman evleniyorsunuz iki kişisiniz, ben bunu yemeyi sevmem, ben burada yatmam, benim annem benim evim olmaz benim param. Ya da ben gitmek istemiyorum. İstemiyorum. Biz olma noktasında o noktada. Şimdi aslında e, kaybettiğimiz şeyler kendinizi düşünmek gibi yani kendinizi çok düşünüyorsunuz gibi ama aslında kendini düşünen kişi akıllı olan kendini düşünen kişi ben demez ki. Ya yani ben Akıl, aklım varsa eğer hem dünyamı hem ahiretimi niye rezil edeyim o noktada? Hı hı. Kendini düşünmek, ben kendimi çok düşünüyorum. Gerçekten kendimi düşünüyorum. Kendimi düşündüğüm için size yardım ediyorum. Niye? Çünkü ahirette Allah'ın sevdiği bir işi yapmak istiyorum. Kendimi düşündüğüm için evlatlarımı iyi yetiştirmek istiyorum. Kendimi çok iyi düşündüğüm için topluma faydalı olmak istiyorum. Çünkü yaratılışımda bu var, başka bir şey yok ki. Hı hı. Ama kendimi düşündüğüm için iyi yemek yiyorum, iyi yatıyorum dediğin zaman bir bireysellik ortaya çıkıyor ve toplum bireyselliğe doğru gittiği için kendi duygularının dışında başkalarının duygularına tahammül edemeyenler, kendi duygularının dışındaki farklılıkları da, iyi olanları da, ...kendi negatiflerin içinde eritmek isteyenlerin çoğunluğuna doğru gidiyoruz. Yani yok canım yavrum, sen akılsız mısın? Ha? Yani bu kadar kendini kandırma, bu kadar yorma kendini. Bak evleneceksin öyle her şeye koşma tamam mı? Yani biraz bir, bir dur bakalım falan gibi. Yani burada bir de kötü duyguları ekmek istiyoruz o Hı -hı. noktada. Yani orada da bir özel çabamız var o noktada. Niye? Çünkü kişi kendini düzeltemez... Karşıdakini kendine benzeterek çoğunluk oluşturmaya çalışır. Yani alışkanlıklarla ilgili işte çocuk orada sigara içerse arkadaşını da çağırır. İşte onu da çağırır farz edelim hı hı. Niye? Çünkü kendine yandaş ister insan yanlışa. Doğruya yandaş çok zordur. Hı hı. Yani çok çok kolay bir iş şey. değil. Çünkü orada... Hem rahmet çoktur hem de kişinin kendi kontrol mekanizması çoktur. Yani şöyle söyleyeyim nasıl ki bir çocuğa tuvalet kalışkanlığını kazandırmak için özel bir vakte ve eğitime ihtiyaç varsa hı hı. kişilere de kendilerini kontrol etme, kendi duygularını kontrol etme ve e, karşıdaki gelen duygularla da ilgili noktada doğru ayarlama yapmayı çocukluktan itibaren kazandırmamız gerekiyor. Tam olarak e, bunu sormak istiyorum hocam. Duygular nasıl kontrol edilir ve doğru şekilde hayattaki olaylar, durumlar karşısında kullanılır? Çünkü burada e, biz duygulara çok büyük anlam atfediyoruz. Hatta insanın aklını kullanması e, biraz bizim toplumumuzda doğru da görülmeyebiliyor. biliyor. Evet. Yani çok mantıklı canım işte. Biraz da duygulara gerek var falan gibi. Ve duygular da bazen çok e, övülebiliyor ben çok duygusalım deniyor mesela. Çok acıyorum, işte çok hoşgörülüyüm, çok sabırlıyım, çok fedakarım falan. Ama bu sefer bakıyoruz hep konuştuğumuz bir şey. Önceki programlarımızda da birikiyor, birikiyor, birikiyor. Yani negatif şekilde birikiyor. Çok pozitif bir takım donanımları öncelemeye çalışıyoruz ama yanlış kullanıldığı zaman bu sefer çok negatif patlamalara yol açıyor. Öte taraftan da negatif bir takım duygular var. İşte söylediğiniz gibi bencillik, cimrilik, öfke onlar da ben böyleyim zaten deyip bir kabulleniş var. Onu da gene akla göre doğru bir yönlendirme ya da onları minimalize etme noktasında bir çaba yok. Bu sefer bir sürü duygu var, bir duygu karmaşası var ve e, ...kullanılmayan belki bir akıl var... ...ve çözülmeyen bir türü bir sürü sorun var. E peki bu, bu karmaşanın içerisinden nasıl çıkacağız? Çok evet. mu duygusal Hı. bakıyoruz? Doğrusu nedir acaba evet, hocam? Aslında şöyle bir konum var. Ben çok merhametliyim ve çok hoşgörülüyüm dediğiniz zaman... ...o sizin henüz daha haliniz değil demektir. Çünkü şunu vurgulamak istiyorsunuz. Ben çok hoşgörülüyüm ama... ...karşıdaki hoşgörülü olmadığı için... ...tahammül edemiyorum demek. Hoşgörü karşıdakine de tahammül etmekse... O zaman siz demek ki hoşgörülü değilsiniz. Siz hoşgörüyü kendinize göre algıladığınız bir derece içinde tutmuş demeksiniz. Ben çok merhametliyim dediğinizde, karşıdaki yani ne demektir bu? Ben çok merhametliyim, çok acıyorum dediğinizde sizin bir konudaki görüşünüzü de beyan edebilirsiniz. Ya da bir karşılıklı bir iletişim sırasında merhametinizi ifade etmek için de kullanabilirsiniz. Kişi kendisiyle ilgili bu tür duyguları söylediğinde... O kişinin aslında o duygulara sahip olmadığı anlamına gelir. Hmm. Çünkü halinizdir o nokta. Yani ben çok iyi yemek yaparım de, demezsiniz ama yemek hazır yemeği hazırlar sunarsınız o noktada hmm. ya da ben şimdi çok iyi İngilizce konuşuyorum demezsiniz. Yani zaten konuşursunuz o konuda. İyi yaptığımız şey hallerimiz olmalı. Hal olduğu zaman o sizde var demektir. Ben aslında misafiri çok severim, ee, çok misafir ağırlamak isterim. Dediğiniz aslında burada bir farklı bir nokta var. yani kendinize olmak istediğiniz henüz şeyi söylüyorsunuz demektir. Henüz olmamışsınız demektir. O yüzden de e, ağaçtaki meyvelerin konuşması gibidir. Yani meyve olgunlaştığı zaman siz onu toplarsınız ve artık yemeğe, satışa sunulmuştur. Ama ağaçtaki meyveler ben çok olgunlaştım diyorsa durmaması gerekir orada. E, henüz daha satışa gitmemiştir, daha hamdır. Burada da insanlar o duygularla konuştuğu zaman e, negatifte de söyler. Ya ben çok akılsızım yani böyle çok kandırırlar beni Hı. derler. Hı, doğru. E, burada ne yine ne var? Siz henüz daha... Kendinizi o istediğiniz hali sokamamışsınız ya da kendi duygularınızı kontrol edemiyorsunuz demektir. Pozitif duygulardaki tanımlamanın hoşgörünün sınırı yoktur ki. Yani ben çok hoşgörülüyüm bilmiyoruz ki o noktada. Bunu şurada görürsünüz. Bir problemle karşılaştığınızda akıl miktarı o duyguyu e, uygulamak. E, yani söylemek çok kolay. Ben hoşgörülüyüm tabii. demek çok kolay. Çok kolay. Ama... Hoşgörü gösterilmesi gereken bir durumla karşılaşıp o hoşgörüyü gerçekten gösterebilmek o asıl mesele orada, orada açığa başlıyor. çıkıyor galiba. Hocam ben çok sabırlıyım ama bu çocuk benim sabrımı zorluyor. Şimdi burada sabır yok zaten. Zorlamaz ki sabrı. E gene dışarıya bir suçlama var. Tabii orada ne var? Kişi kendini öyle tanımlamak istiyor. O, o kıvamın içine sokmak istiyor. Ama şöyle bir konu var. Dönelim o zaman niye bu kişi ben çok sabırlıyım ama karşımdaki beni zorluyor dediğinde o zaman neyi görüyoruz? Sabır konusundaki fıtrattaki gelen program bozulmuş. Ya da gelen program eğitimsel anlamda yükseltilmemiş. Yani işte bir birinin boyunun genetik olarak daha uzun olabileceği noktası gibi doğru beslenmeli veya spor hı hı. faaliyetleriyle. Burada ne oldu? Yetişirken Bulunduğu ortam çocukluktan itibaren bu duygularla beslenmemiş. Beslenmediği için de kişi aslında sabırlı olmayı istemesine rağmen duymuş da bir yerden de öğrenmiş. Hmm. Ben e, ilkokul çocuklarının o hikayeleri okurken onları hemen şöyle yapıyorum ben gördüğüm yerlerde. Diyorum ki elinde mesela bir şey var hemen bunu paylaşalım gibi söylüyorum. Asla hmm. veremezler o noktayı. Ama 3 yaşındaki çocuk verir hemen. Hmm. Çünkü ondaki noktada henüz fıtrat vardır. Fıtrat bozulmaz üç yaşındakinde. Hı hı. E hemen elindekini paylaşmak ister o o yaştaki çocuk. Ama iki yaşındaki vermez. İki yaş dönemi bencillik dönemidir. Ya siz orada çocukla iletişim kurarken doğru bir noktayı e, ifade edeceksiniz davranışsal olarak ne olacak o noktada benim dediğinde çocuk ben duygusu gelişecektir. Eğer siz onun her benim dediğinde ikaz edip onu eleştirirseniz, yargılar kızarsanız, elinden çekerseniz çocukta bu sefer e, bir değersizlik duygusu ortaya çıkar. Her benim dediğinde de her dediğini verirseniz bu sefer bencil bir çocuk ortaya çıkar. Bakın çok hassas bir çizgi var o noktada. O yüzden de biz anne baba olarak aslında. Söyleyerek değil de uygulayarak bu o noktayı yapabiliriz. Ben şimdi gerçekten hayvanlara çok dokunamayan bir insanım. Hı hı. Ama hayvanlara karşı sevgim var benim. Ama bir hayvan orada eğer hastalanmışsa ben onu alıp götüremem. Merhametim mi eksik benim? Hayır. Ama hayvana karşı çözümsel bir merhametim yok. Hı. Ne olabilir? Belki telefonla çağırıp birini onu götürmesini isteyebilirim. Şimdi benim çocuğum dokunabilir mi hayvana? davranış olarak görmedi ki benden o noktayı. Hmm. O onu belki ileride zaman geçecek, mesleği eğer bir veteriner olsa dokunacak o noktaya. Veya kendisi zamanla bu konuda diyecek ki ben kendimi değiştirmek istiyorum diyecek. Bu noktada belki bunun bir ihtiyaç olduğunu görecek, değiştirecek o hmm. noktada. Belki bu, bir destek almak zorunda. Destek kıyacak. almak Çok zorunda kalacak. O yüzden de eğitimsel yön dediğimiz konu kişinin halidir. Hal hı. öyle doktor. Bazı eve gidersiniz. E, hemen size sormadan sofra hazırlar. Cömert işte. Hı, hı. Yani hemen e, orada ne oluyor? ama Yani sofrayı hazırladıktan sonra daha bak ne kadar cömert bir insanım size sofra kurdum demez yani. <laughs> ama değil mi? ama ne ben, kadar büyük bir çelişki mesela. Evet, denir o. Bazen de diyor ben çok cömertim diyenler var. <laughs> e, mesela işte, ben komşuma pişirdiğimden mutlaka götürürüm. Ama bir kere o getirmedi. Şimdi o zaman size hal değil bu bir beklentidir. Hı hı. E, duygular e, karşılıksız olduğunda aslında kıymetlidir. Hani e, eski e, aşkları sevgileri anlatırken derler ya hani o kadar çok sever ki e, o onun olmasa bile onun mutluluğu için dua eder. Bizde böyle bir şey olabilir mi? yani Sizin yoksa canı çıksın diyorsunuz o noktada. Öyle. Yani orada o duygu dediğiniz nokta, sevgi dediğiniz nokta sizin içinde hiçbir beklentiniz olmadan, hı hı. E, hiçbir karşılık beklemeden veya onun bütün negatif davranışlarına rağmen onu yaptığını eleştirmemeniz anlamındadır, hoş görmeniz anlamındadır. Hı hı. O yüzden de, hoş böyle bir şey yani. Tabii e, e, şimdi e, daha önce de konuşmuştuk sizinle yani Cenab-ı Hak kulu yaratıyor bir insan ya bir, bir bir can yaratıyor. Kaç peygamber gönderiyor yetmiyor işte birçok dini noktalar gönderiyor bir sürü noktalar ya bir insan için hukuk var çevre var hak var neler var bir insan için hı hı. yani niye emniyet tedbirleri var Hiç, neler var yani hukukın var, var. her şey var bir insanla dini noktalar Tabii var bir, yani bir, o insanı ya. hani doğru bir yola sokabilmek için ne kadar çok mekanizma var Tabii. şimdi bir çocuğu görürsünüz sokakta 5 yaşında bir çocuk, 4 yaşında çocuk bağırıyor, ağlıyor. Etrafa kıyametler koparıyor, anne kızıyor, baba kızıyor. O ne şimdi büyük bir problem o noktada. Alt üstü ufacık bir şey olmamıştır o noktada. Şimdi bunun başına bir rakamını koyun 14, 24'ü koyun 34, 44, 54 hep aynı noktada. Hı hı. Yani kardeş diyorsunuz, aynı evde yetişiyorsunuz kardeş. Hı hı. Ama sonra bir arsa için kardeşlik duygusunun en zararını ortaya çıkarabiliyorsunuz. Toplumun örnekleri bunlar. Yani Allah korusun işte anne babanıza zarar verebiliyorsunuz. Sevdiğiniz insanı sevdiğiniz için, sizin olmadığı için öldürebiliyorsunuz. Hı hı. Evleniyorsunuz eşinize en sevdiğiniz varlık diyorsunuz ona şiddet uyguluyorsunuz. Ne var burada? Kendini düşünme. Kendi kendini düşünme dediğinizde kendi negatif duygularını ön plana çıkarma ortaya çıkar. Ben kendimi düşünmek yerine kendimle beraber yaşadığım insanların haklarına da riayet edeceğim dediğinizde sorun çözülüyor. Yani aslında duygu kul hakkına riayet etmektir. Bütün öz oradan kaynaklanıyor. Onun alt zeminde bu var. O yüzden de duygusallık dediğimiz bize Dünya diliyle anlatılan duygularla bizim yaratılış duygularımızın arasında hiçbir bağlantı yok. Hı hı. Kıskançlık dediğiniz şey, ben çok kıskancım demek. Bilimsel olarak baktığınızda ileri Hatta gittiğinde. Hatta bu bir sevgi göstergesi tabii, olarak tabii, bile algılanabiliyor. Tabii, tabii tabii. tabii daha, daha bir durum. gittiğinizde paranoya, hastalık, tedavilik bir durum. Evet. Daha aşağısına gittiğinizde karşıdaki insanın hayatıyla ilgili hiçbir noktada söz sahibi olmamanız. Hı -hı. Bu da kötü bir nokta. O zaman kıskançlık diye bir duygu aslında olmaması lazım. Ne olması lazım? Yaradılışımıza göre karşıdaki insanın var olan şeyinden mutluluk duymak, karşıdaki insanla paylaşman gereken şeylerde belli sınırlar çizmek hı hı. duygu budur kıskançlık noktası. O yüzden de bizde duygusallık dediğimiz aslında zaten bozulan fıtratta hissedilen duyguların biraz daha hastalık boyutunda karşımıza çıkma Çıkması. durumu. Ben evet. çok ağlarım televizyonda bir şey görsem hiç dayanamam. Hayır. Bizden şöyle bir şey isteniyor. Bir durum Ama var. Ama sadece televizyon izlenir. Siz dediniz ya mesela çözümsel merhamet diye bir şey söylediniz. Evet. Mesela hasta bir hayvan gördük. Onu alıp veterinere götürmek. götürmek. Çözüm bu. Ama ay, çok merhamet duyuyorum hayvanlara değil. karşı Hayır. deyip ağlamak çözümsel yok, bir durum değil. değil. değil yani değil. biraz daha Tabii. aklı kullanarak düşünce ve işte. Aktif Tabii. bir Neden? şey yapmak yine aynı gizli. Ruh e, yaratılışta ruhta iyi duygular var, kötü yok. Hı hı. Ama siz ruhu Nefis de bozarsanız Akıl devre dışı kaldığı için bu sefer e, ruhta e, bozulan ruh nefsin emre göre hareket edince şeytani duygular açığa Hı -hı. çıkacaktır. Kıskançlık, cimrilik, e, eleştirmek, suçlamak, alınganlık bunlar, belki e, e, birçok nokta şeytani duygulardır. İnsani duygular değildir ki Hı -hı. onlar. Hı -hı. Yani öfke. Ben öfkenin insana verilen bir duygu değil hayvanlara verildiğini. Çünkü hayvanların da kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bu duyguları yaşaması gerekiyor beslenme ile ilgili noktadan dolayı. İnsan da öfkenin olmaması gerekiyor. Hayvani bir duygu. Sorsak insanlara, yani sizde hayvan duygu var mı? Ya yani çok ayıp ediyorsunuz derler ama öfke hmm. böyle bir yok. Hakaret mi ediyorsunuz bana derler. Şimdi iftar vakti böyle bir otobüs yolculuğuna şahit olsanız manzaralar vardır özellikle iş hayatından daha geç çıktığımız dönemlerde böyle ezanlar erken okunduğunda iftaya, akşam ezanı. Bazı da insanlar vardır. Elinde bir terpidesi vardır. Herkese ulaştırmaya çalışır. Bakın budur paylaşım. Birileri de vardır şoföre kızar. Öbürüne kızar. Hadi çabuk gitsene. Ya da başka bir yere kızar o noktada. Bu da paylaşımsız olan insandır. Hı hı. O insan iftarda bak, eve gidip Allah'ım çok şükür ben bugün orucumu tuttum diyecek. Peki oruç sende ne kazandırdı? Hangi duygunu kontrol etmeyi sağladı? Hı -hı. Yani akşama kadar bir şeyleri kontrol ettik ama Allah'ın bizden istediği aslında sendeki insanı çıkartmak istiyor. Hangi insan? Melek olan yönü. Evet. Ramazanda öfkelenmek ve bu öfkeyle insanları üzmek, kırmak sanki serbestmiş gibi. Serbest tabii tabii. Algılanıyor çünkü hemen gerekçe. Yani sunuyor. ben yani şey... ben oruç tabii. tutuyorum. Evet o öfke. Yani tamam da zaten onun için oruç tutuyoruz evet. yani. Ama işte bizim oradaki kontrol noktamız Hı -hı. Yani çocuklar için olsa ee, mesela çocuklar oruç tuttuğu zaman hiç öfkelenmezler. Hmm. Hiç. Sadece çok halsiz ve zayıf kalırlar. Güçleri olmaz. Aslında biz de oruçken aslında o noktaya girmemiz hmm. gerekiyor. Yani birine kızabilecek gücünün olmaması gerekiyor. Aciziyet Aziyet, durumu tabii, ve onu. esas güç sahibinin e, farkına varmak. Gücünü ona teslim varmak, etmek. Ona teslim yani etmek. kendi aciziyetini ve onun kudretini algılamak, Aldı, algılamak. aslında. O denge. Evet. Çünkü bir de... Öfke nefistendir. Hı hı. E biz şimdi çocukta nefis olmadığı için öfke olmaz çocukta. o Tam böyle manevi meleksi teslimiyet duyguları açığa çıkar. Evet. Ama insanın hayatta mutluluk arıyorsa kendinden baştaki, baştaki insanları düşünmekle olur bu noktada. Yani kendini değersiz kılmak değil. Kendinden başkalarını düşünen insanlar da mutlaka çocuklukta, kendilerini değerli görmüşlerdir sevmişlerdir güven duymuşlardır o yüzden de karşıdaki insanlara güven duyarlar ama akıl miktarı Aklıları vardır yani ölçerler ona güvenilir mi güvenilmez mi? Bu ürün alınır mı alınmaz mı? Hmm. Bunu yapabilir miyim yapamaz mı Yani kendini tanımayı öğretmemiz lazım çocuklara. Kendini tanımayı öğretmek de ondaki potansiyeli açığa çıkarırken çocuğa değer vererek açığa çıkarmak. Nasıl ki bir resim yeteneğin çocuk çizerken siz ona bir rehberlik eder onu yetenek olarak açığa çıkartırsanız çocukta da biz bebeklerde başlayarak onlarda Aşırı yedirme içmekten, aşırı yedirmek içmekten uzak tutarak, her istediklerini yapmayarak, ihtiyaçlarının dışındaki noktaları ihtiyaçmış gibi göstermeyerek, keyfiyetleri noktasında sınırlar çizerek, komşunun çocuğuna da var benim çocuğum mahrum kalmasın diyerek her dediğini yapmak değil, sadece gerçekten onun ilerisini de düşünerek, varda ya da yokta nasıl sabretmesi gerektiğini ona öğreterek ve ahirete yönelik insanlar yetiştirmemiz lazım. Dünyaya yönelik olduğu zaman sadece bura için olduğunda dünyada savaş çıkaran insanlar grubuna girebilirsiniz. Ama ahirete yönelik olduğunuzda hesabının olduğunu düşündüğünüzde her şeye dikkat edersiniz. Emin olun kul hakkına riayet ettiğinizde trafikteki noktaya, trafik ışıklarına, komşuluk hakkına ya da yediğiniz yemekteki miktara, harcadığınız paraya, hesaba her şeye dikkat ediyorsunuz diye o ahirete yönelik başkasının hesabını ödeyeceğinizi düşündüğünüzde buna dikkat ediyorsunuz. Ama doğru olan kişi kendi mutluluk üzerine, haz üzerine değil de yaratılış görevler üzerine kendi hayatını planlaması. Evet peki hocam çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz ediyorum. ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok e, önemli bir programdı bence evet. kendi adıma da çok faydalandım. Hiç İnşallah edeyim, izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. E, kendimizin manevi yönünü, e, duygu yönünü daha iyi tanımaya çalıştık. Farklı boyutlarıyla ele aldık. İnşallah... Fıtratı bozulmamış, evet. ee, o saf temiz fıtratlarda olan en azından buna yönelik kendimizi geliştirmeye çalışan insanlardan olalım. Bu mübarek İnşallah. Ramazan gününde de bugünkü duamız böyle olsun. olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sonraki programımızda farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.